Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Ne oluyor be? O ne biçim içeri girmek? İnsan lütfen bir kapıyı çalar yani. Dua et de bu kapıyı senin başında kırmadım. Bizden özür dileyeceksin. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Niye özür dileyecekmişim? Bahar'ın arkasından konuşanlara haddini bildirecektin. Ama yapmadın. Benden de kızımdan da özür dileyeceksin. Hem de herkesin içinde. Bana baksana sen, ne yaptıysa senin kızın yaptı. Özür dilemesi gereken biri varsa o da senin kızın. Demek öyle. Bana bak Naciye. Ben seni uyardım. Eğer dediklerimi yapmazsan külahları değişiriz. Ne demek o, ne yapacaksın? Şu demek. Sen katilsin. Alper'i öldürdün. Ben bunca zaman sustum. Seni korudum. Ama tamam o zaman. Arıyorum polisi. Yok, arama, arama, bırak. Bırak. Arama. Bırak. Arama dedim sana. Bana bak. Bundan sonra dediğimi yapacaksın. Benim sözümden çıkmayacaksın. Kızımı da koruyacaksın, beni de koruyacaksın. Yoksa polisi ararım. Hapislerde çürürsün, anladın mı? Anladın mı? Yeter, yeter, bırak beni, bırak. Bırak, boğazıma nefes alamıyorum, bırak. Bırak tekerlerini, bırak. Anne, bırak diyorum sana, bırak. Anne, 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 iyi misin? Hülya, ses ne? Ay Naciye, iyi misin, ne oldu? Anne. Ne oldu? Ay iyiyim, iyiyim. Kötü bir rüya gördüm, tamam. Oh, Naciye teyzeciğim, iyi misin? Su getireyim mi sana? Ya sana ne Bahar? Çıkar mısın dışarı? Nasıl konuşuyorsun ya sen Bahar'la? Ne olmuş? Merak etti, soruyor nasıl diye. Ne var bunda? Sormasın. Dün yaptıklarından sonra sen annemi merak ediyorsun? Tamam ya. Tamam yeter. Ay tamam değil anne. Her şeyi Kuzey de bilecek. Neyi bilecekmişim abla ben? Anlat bileyim hadi. Bahar dün annemin arkadaşlarını evden kovdu. Evin ortasında bas bas bağırdı. Ben bu evin hanımıyım diye. Anneme bağırdı ya. Şimdi de senin yanında iyi gelin numaraları yapıyor. Nerede kaldın babalık? Uyuyakaldım. Ah, kalırsın tabii.
Buldun yumuşacık yatağı, sıcak suyu, oda servisi falan. Ah, ne âlâ memleket. Tamam, uzatma, geldim işte. Bana bak, ağzını topla yoksa saniyesinde çöplüğüne dönersin. Hem de sürünerek. Tamam, tamam. Sakin. Yürü bakayım arkaya, bagaja doğru. Yürü. 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 Aç bakayım bagajı. Aç, aç. Korkma, paket etmeyeceğim seni. Aç. Ah. Pardon ya. Burada unutmuşum. Ne anılarımız var bununla biliyor musun? Seninle de bir anımız olsun istemiyorsan haddini bileceksin. Tamam, tamam. Aldım mesaj. Güzel. Ver bakayım şimdi şu torbaları. Ne yapacağız bunları? Gönüle gidiyorsun. Aşkım bebeğim, yuvamızı yeniden kuralım. Zeynep'imize kavuşalım. Aile olalım diyorsun. Kararlı ol. Ya tamam da niye böyle bir şey yapıyoruz? Sana şu sopayla anın olmasın diyorum. Zorla kaşınıyorsun ya. Bakma havala bal. Soru da sorma. Yüzmesini bilmiyorsan boyunu aşan sulara dalmayacağım. Al şunları. Yürü şimdi. Yürü! Ne olmuş baba meselesi? Sahiden gelmiş mi? Gelmiş, gelmiş. Sen huzur içinde yaşa, benden kurtul diye gelmiş. Gelirken de yanında, mezara girerken yanına aldığı 500 altını getirmiş. Verdiğim rahatsızlığın bedeli olarak. Ya dalga geçmeyi bırak ya. İtiraf et, bir an umutlandın. Yani gelmiş olsaydı fena olmazdı. Sen kendi hayatına bakardın hem. Maalesef adam dolandırıcının teki çıktı Melis. Hapisteyken bela olmuş annemin başına. Yani ondan para koparmakmış tek derdi. Maşallah senin annen de hapiste ne yaşadıysa yani her hapisten çıkan ona sarıyor. Sana aldım. Bana mı aldın? Evet, sana aldım. Karnındaki bebeğin hangi ayda duygusal ve fiziksel olarak nasıl geliştiğini evre evre gösteren bir kitap. Yani seversin diye düşündüm. Ay yani vallahi şaşırmadım desem yalan olur. E sen bana doğum günümde kalp kulesi hediye etmiştin. Ben de bunu almak istedim. Ah. İnanılır gibi değil, baksana. Bezelye tanesi kadarmış başta. Ya. Ama o küçücük şeyden nasıl bir kalp sesi çıkıyor bir duysan şaşarsın. Neler oluyor böyle? Sanırım artık bir şeyler yoluna giriyor Ferahi teyze. Baksanıza, iki kardeş onlar. Ege biliyor musun? Baştan yaptığını riskli bulsam da artık sana hak veriyorum. Ama bu Taylan meselesi bütün dengeleri alt üst edebilir. Ne yaptın onu? Yani dün konuşamadık seninle. Taylan'ı görebildin mi? Evet, gördüm. Kusura bakma. Hayatımda ilk defa gördüğüm birine hayatımın açıklamasını yapmak zorunda değilim, değil mi? Zorundasınız. Neden? Çünkü Zeynep'in gerçek babası olmadığınızı biliyorum. Ne oldu? Evet, konuşun. Sizi dinliyorum. Öyle mi? Bundan çok eminsin bakıyorum da. Evet, eminim. Bak,
Zeynep'in gerçek babası benim. O benim kızım. Yakında bunu herkes öğrenecek. Anladın mı? Zeynep'i kendi kızı sanıyor. Ne? Şuna bak. Çok güzel. Kuzey, ben karşında Bahar'ı böyle görünce şaşırdım ya. Bu Bahar mı dedim acaba? Ay, resmen kadınları evden kovdu. Ay, bir de hanım benim diyor. Benim annem var burada, annem. Annem varken burada hanımlık sana mı düşmüş? Kızım yeter. Oldu geçti artık, tamam mı? Anne, bir şeyin geçip gittiği yok. Bahar, özür dileyeceksin. Bizden de o insanlardan da özür dileyeceksin. Kızım Allah aşkına yeter ya, yeter. Anne, yetmez. Asıl bu insanlara yeter ya. Neyse, neyse. Anneciğim, sen iyi misin? İyiyim oğlum, sadece böyle kötü bir rüya gördüm, o kadar. İyi. Kuzey, ben olanları anlattım sana. Bahar anneme resmen saygısızlık yaptı. Sen bunun hesabını sormayacak mısın? Ablacığım, ben olup biteni biliyorum. Bahar bana her şeyi anlattı, tamam? Yani bu olanlara rağmen sen susacak mısın? Ya ne diyeyim abla? Sen tanımıyor musun Tomris teyzeyle Tülay teyzeyi, bilmiyor musun? Coşmuşlar yine, almışlar sazı eline, konuşmuşlar da konuşmuşlar. Ya insanları yargılamak onlara mı kaldı ya? Ne hizmetçilikleri kalmış, ne başka bir şeyleri kalmış. Bir de Cavidan Hanım'a demişler ki, Bahar'ı Kuzey'e yamadınız, oh ne güzel oldu demiş. Hoş mu bu söyledikleri, he? Kuzey, bak o öyle değil aslında. Ya nasıl abla, nasıl? Bahar da ağızlarının payını vermiş. Ben olsam daha fazlasını söylerdim. İyi yapmış Bahar. Ne yani? Bu olanlardan sonra özür dilemesi gerekmez mi bizden? Ablacığım, burada özür dilemesi gereken Bahar değil. Bunları ona yaşattığınız için özür dilemesi gereken sizsiniz. Kuzey, aşkım gerek yok. Yani Naciye teyze ile Hülya abla benim canım. Ben unuttum, geçti gitti. Hadi sen spora gidecektin, geç kalma. İyi tamam. Beni koruduğun için teşekkür ederim aşkım. Ben kelileri alayım. Yine ne işin var burada? Yeniden aile olacağız dedim ya gönülüm. Konuşmaya geldim. Önce şunları bırakayım. Nereye ya? Ne diyorsun sen? İstemiyorum onları burada. Çöpe mi atıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Gönül bak, ben çok değiştim. Umurumda bile değil. Çık evimden hemen. Bu evde hiçbir şeyini istemiyorum senin. Dün zaten durumu zor toparladım. Başıma daha fazla iş açmadan git. Hiçbir yere gitmiyorum Gönül. Ege, kızlar duymadan şunu anlat bana. Ne demek kız olduğunu söylememiş? Ya Gönül Taylan'a Zeynep'in babasının Bülent olduğunu niye söylemiyor? Ben de anlamadım. Söylememiş belli ki. Ay Allah'ım ya. Ne oldu yine? Bir şey mi oldu? Taylan Zeynep'i kızı sanıyormuş. Ne? Öyle şey mi olur canım? Alık mı bu adam?
Ayrıca Gönül niye söylememiş Bülent babası diye? Bilmiyorum. Ama her şeyden habersiz bu iki kardeşin arası düzelmişken bir kriz daha çıksın istemiyorum. Peki sen sormadın mı? Niye saklamış? Yok, sormadım. Niye sormadın? Hoş. Gerçi sorsan da kadın tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor. Sanırım ben de artık tek bir yalan daha duymak istemiyorum. Belkıs. Belkıs hadi hadi biz gidelim. Bu mesele neymiş öğrenelim. Hadi. Ayol dur. Mesele ne olacak? Mesele bela. Kadın yine başardı. Ne yaptı etti? Belasına bizi bulaştırmaya. Zaten işin içinden çıkamıyorduk. Şimdi tam çıkamayacağız. Hayatım hadi hadi. Bir an önce hazırlanıp çıkalım. Ay dur çantamı falan alayım ben. Hadi yürü. Yürü. Bunu Ege de görmeli. Ege. Ege bak. Zeynep bana bebeğimizi ay ay takip edebileceğimiz bir kitap almış. Öyle mi? Teşekkür ederiz Zeynep. Rica ederim. Bak, bak şimdi bu evrede. Yani artık etraftaki sesleri duymaya başlamış biliyor musun? Yani şu an bizi duyuyor öyle mi? Evet. Zeynep ya, bir yardımına ihtiyacım var. Ne konuda? Neredesin Sıla? Nerede? Heh, Sıla nerede? Şimdi nasıl? Sakin ol. Ne sakini ya? Sen bana demedin mi Sıla kötü krize girdi parkta ağlıyor durmadan. Nerede şimdi söyler misin? Tamam endişelenme ya. Sakin ol. Seni buraya getirebilmek için öyle söyledim ben. Sıla iyi yani bir şeyi yok. Ben senin yanıtını merak ediyorum. Sıla ile evlenecek misin? Bir dakika bir dakika. Sen şimdi bana yalan mı söyledin? Ya ben seni tehdit ediyorum farkında mısın? Yalan söylemem seni niye bu kadar şaşırttı ki? Bahar. Sanırım şu anda bir buhran geçiriyorsun. Tamam mı? Bu yüzden yaptıklarını ciddiye almıyorum. Ama topla kendini. Bence beni bu kadar hafife alma. Öyle mi? O zaman şu anda yapmam gereken şey polise gitmek ve yaptıklarını anlatmak. Çünkü çok ciddi bir suç işliyorsun. Git. Git durma. Ben her şeyi göze aldım. Git polise de beni öptüğün videolar ortaya çıksın. Ben seni öpmedim. İspatlayamazsın. İspatlayamazsın. O görüntüler benim mağdur olduğumu gösteriyor. Başhekimin ya da polis izlediğinde ne olacak? Meslek hayatım bitecek. Çok büyük bir hata ediyorsun Bahar. Dediklerimi yap. Sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım. Hem Sıla zaten buradan kurtulmak istiyor. Yani senin yanında da mutlu. Yani kaldı ki senin de ona karşı hislerin var. Dediklerimi yap, ikimiz de mutlu olalım. Duydun değil mi anne oğlunu? Siz özür dileyeceksiniz diyor. Kuzeye bak sen ya. Erkek değil mi? Hepsi aynı bunların. Bir kadın için böyle kardeşini, anasını da ezer geçer. Ay Hülya bir hava alalım diye dışarı çıktık. İçimi şişirdin de şişirdin ya. Tamam dönünce gider Bahar'dan özür dileriz biter. Anne sen ne diyorsun ya? Ne özrü anne? Ben özürüm özür dinlemem. Bu Bahar'da var ya amma sinsi çıktı ya. Artık Kuzey'e ne anlattıysa hemen oğlanı çekti yanına aldı.
Ay Hülya tamam, kurcalayıp durma şu işi. Ama anne gördün mü bak, olanları gördün. Sen de kadınların yanındaydın. Kadınlar bir şey dediler mi anne? Selma ablanın konuştuklarını söylediler. Zaten inanmamışlar ki kadınlar anne hiçbir şeye. Artık bahar nasıl böyle esti gürledi? Ay yeter Hülya yeter. Konuyu uzatma dedikçe üstüne üstüne gidiyorsun ya. Bu mesele yüzünden huzurumuzun kaçmasını istemiyorum. Anneciğim ne huzurundan bahsediyorsun? Bu evde huzur mu kaldı? Hülya. Anne gözünü seveyim ya. Görmüyor musun bak Kuzey ne kadar mutsuz. Sıla'ya aşık, Bahar'la evli. Ha Cavidan desen 2 gün içinde başımıza hanım kesildi. Senle ben kendi evimize sığıntı kaldık, sığıntı. Sen niye böyle yapıyorsun? Niye izin veriyorsun bunlara? Of anne of. Anne, Bahar'la Levent değil mi bunlar? Onlar valla. İşte senden istediğim evrak. Kuzey, o benim hastane raporum. Sıla, bak hayatım tehlikede dedim. Arkadaşımı arattırdım. Bu hisselerin yerini senden başka kimse bilmiyordu. Bu senin hastane raporun değil. Bu senden istediğim hisseler. Demek ki her şeyi hatırlıyorsun. Kuzey, bak ben hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Hastane raporumu benim ver şunu. Bu hastane raporu değil. Bu senin her şeyi hatırladığının kanıtı. Sıla kızım. Hah kızım mutfakta mıydın? Kızım sonunda baş başa kalabildik. Anlat bakalım. Bu Levent'le aranızda ne var? Vallahi birbirinize ne güzel bakıyorsunuz öyle aşk dolu ya. Ne diyorsun anne sen? Levent benim doktorumdu şimdi de arkadaşım. Bizim aramızda öyle hiçbir şey yok. Ne ondan yana ne de benden yana. Kapat şu konuyu artık. Ay bırak Allah aşkına kızım. Bu adam besbelli seninle evlenmek istiyor. Hah. Kuzey Bey oğlum bir şey mi istiyordun? Yok ben bir bardak su alacaktım da konuşuyorsunuz diye rahatsız etmek istemedim. Aldım çıkıyorum. Anne ne saçmalıyorsun sen ya? Nereden çıktı bu? Kızma canım. Annenim ben senin. Senin iyiliğini isterim. Annem demişti dersin. Dediklerim bir bir çıkacak. Bugün iş başvurusu için AVM'ye gideceğim. Ne işi? Sen şoför değil miydin? Ya ne bileyim, başka bir iş tercih edeyim dedim. Daha böyle yükseleceğim işler. İyi demişsin. Yani AVM güvenliğinden böyle cinayet büroya kadar yolu var bu işin. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Aynen, daha iyi olur. Hatta belki... Melodi cinayetini bile ben çözerim. Ne alakası var şimdi? Kardeşimin konusunu karıştırmayın. Niye? Melodi öldürülmedi mi? İşte ben de belki ipuçları bulmaya falan yardımcı olurum. Boş boş konuşma. O iş sana mı kaldı?
Kardeşimin katilini ben bulacağım. Hesabını da soracağım. Sen kimsin ya? Göstereceğim sana. Benim olanı almak neymiş göreceksin. Seni küçük çıyan. Seni ezerim ben. Ders olsun. Melodi! Yavaş kızım, görüşmemiz var. Şey, üstüm beyaz ya, bir de görüşme var şimdi ondan. Ceylan, tanışmıştınız. Unuttun mu? Unutmadım ya. Ceylan, doğru ya. Ama yanlış anlaşılma olmasın. Görüşmemiz vardı ya, o açıdan ben şey ettim. Yok yok, affedersiniz. Sorun değil Ceylan. İyi. Size kolay gelsin. Biz de şöyle geçip bakalım mı kitaba? Olur, bakalım. Hadi. Evet. Ne istiyorsun benden? Ya işte CV'mi iyi istediler. Ben de anlamam öyle işlerden. Hani belki sen çözersin diye. Hem kravat bağlamayı da bilmiyorum. Tamam, hallederiz. Merak etme sen. Ne istiyorsun Taylan? Git diyorum sana, git. Sadece yeniden aile olmak istiyorum. Öyle mi? Ne yüzle? Ha? Yıllarca eziyet ettin bana. Senin yüzünden kaç defa ev değiştirdik, hatırlamıyorum bile. Her gün icra, her gün kapıya bir geldi. Sonunda da çektin gittin. Yıllarca senin borçlarını ödedim ben. Ne desen haklısın. Ben çok değiştim. Ben eski Taylan değilim. Beni ilgilendirmiyor artık Taylan. Uzak dur bizden. Zeynep senin kızın değil, biliyorsun. O yüzden bu eve girmen için hiçbir sebep yok. Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Yoksa Bülent'e söyledin mi? Hayır, söylemedim tabii ki. Bülent'e söylesem bu halde mi oluruz? Tamam o zaman, sorun yok. Bıktım artık sağda solda dalsız budaksız yaşamaktan. Elindekinin kıymetini bilecektin. Zeynep geldi. Kalk, kalk hadi git buradan, hadi. Gönül aç kapıyı, ben Feraye. Feraye mi? Bülent'in karısı mı Feraye mi bu? Hani sen Bülent'le hiç karşılaşmamıştın? Geldi. Sıla'nın bana hisleri olduğunu nereden çıkardın peki? O bana değil... Kuzey'e mi aşık diyecektin? Öyle değil ama. Senin de bilmediğin çok şey var Doktor Bey. Öyle mi? Ne mesela? Duymuyorum ben. Hadi. Gel şöyle geçelim. Ablam geçmişi hatırlıyor. Hı. Ama Kuzey'i sildi o. Yani onun için artık imkansız. Çünkü Kuzey benimle evli. Bakma öyle. Seni sandığından daha akıllıyım ben.
Ablam hiçbir şey hatırlamıyor gibi yapıyor ama ben yüzüne vurmuyorum. Sonuçta ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. O da Kuzey'le olan geçmişini unutmak istiyor. Ben de. Kendini kandırmayı seçiyorsun yani. Yo, ben ablam için de benim için de en iyisini seçmeye çalışıyorum. Bana güven. Sıla'ya açıl. Göreceksin sen de. Yapamam. Sen bilirsin, ister yap ister yapma. Ben de videoları başhekimine yollarım. Ya da Kuzey'e mi versem? Ne çeviriyor bu ha? Ne işi var Levent'le burada? Ne bileyim kızım? Ben seni tehdit ediyorum. Evet ediyorum ama senin mutlu bir yuva kurabilmen için yapıyorum bunu. İşi tamam. Al bakalım. Teşekkürler. Ne yaptım ki? Kısacık zaten diyorsun. Lise terk, 5 yıl şoförlük, bir de askerlik. Saçmalama. Benim CV'mde onlar bile yok. Pastanede çalıştım, bir de kafede falan yani o kadar. Ya zaman geçtikçe çok heyecanlanıyorum Ege. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Baksana, Zeynep bayağı eli ayağı olmuş Cihan'ın. Hallere bak hallere. Neyse, biz bakmaya devam edelim. Bakalım aşkım. Güzel pasta yapar mısın? Pasta mı? O nereden çıktı? Ne bileyim, böyle lazım falan olursa sana sorarım diye. Allah Allah, sen de iyice alıştın ha, pasta yap. Kravat bağla, yok CV hazırla. Yani sen beni yavaş yavaş... Hayatımın merkezine koyuyordun. Buna dairesel devriye deniyor. Ne? Dairesel devriye mi? Güvenlik işinde güvenlik noktasının etrafında daire çizme. Ben de senin etrafında daire çiziyorum. Güvenlik noktan mıyım senin? Mihenk taşı diyelim. Mihenk taşı mı? Dersine iyi çalışmışsın, aferin sana. Çalışmadığım yerler de var ama. Mesela senin gülüşüne karşı hala bir savunmam yok. Demek Taylan sensin ha? Evet yenge. Ne yengesi ayol? Şöyle bir baktığın zaman da tahsille ağza hiç yakışmadı. Affedersiniz. İnsan uzun süre hapishanede kalınca duya duya alışıyor. Yoksa ben de bilirim hanımefendi demeyi. Neyse. O da artık gidiyordu. Hadi kalk. Öyle mi? Öyle. Gitmeden önce size bir şey soracağım. Neden bunca zaman sonra ortaya çıktınız böyle? Kalkar mısın artık? Git. Cehennem gibi bir yerden geldim ben. Yeniden aile olmak, kızıma kavuşmak için sabırla bekledim. Sonunda buldum. Kızım diyor Feraye. Pardon, ben bir şey soracağım size müsaadenizle. Siz Bülent'in eşi Feraye Hanım'sınız değil mi? Evet. Nasıl o? İyi mi? O benim çok eski arkadaşım. Çok özledim onu. Hem size hem ona çok teşekkür etmek isterim. Ne güzel. Gönlü bulmuş, el uzatmışsınız. Hadi artık. Kalk dedim sana. Gönül. Ne oluyor burada? Karga tulumba attın adamı. Yok bir şey. Nasıl yok ya? Nasıl yok Gönül?
Adam mezarından çıkıp gelmiş yıllar sonra. Geldiği gibi de gidecek. Merak etmeyin. Sakın Zeynep'e bir şey söylemeyin. Ya Gönül, sen neyin peşindesin? Adam kızım diyor, kızım. Bülent'ten çocuğu yap, adama yamam. Oh, ne âlâ memleket. Şşş, ben kız. Saçma sapan konuşma. O zaman bu adam neden çocuğu kendisinden sanıyor? Söyler misin? Ne olur, daha fazla soru sormayın. Söz veriyorum, her şeyi halledeceğim. Aman diyeyim, sen bir şeyi halletme. Çünkü sen bir şeyleri halletmeye çalıştığın zaman her şey birbirine karışıyor. Kimsenin sana inanacak yüzü kalmadı. Hadi Feraye. İşleri iyice Arap saçına döndürme Gönül. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Nasıl yok? Ne yapıyorsunuz burada siz? Sıla sizinle gelmedi değil mi? Yani burada değil. Yo, niye sordun? Rahatladım. Bir an sizinle geldi sandım da çok korktum. Söyleyeyim o zaman ben niye burada olduğumu. Ama sakın Sıla'ya söylemeyin. Ya duymamalı. Neyi duymamalı? Levent Bey, ablama evlenme teklif etmeyi düşünüyor da. Ne? Evlilik teklifi mi? Evet. Biz de işte tahmin edersiniz ablama sürpriz yapmak istemiş. Biz de nasıl yaparız, hani ne yaparız onu konuşmak için burada buluştuk. Biz de telefondan yüzük modeli seçiyorduk. Şu yeni açılan restoranda yer ayırtalım diyorum. Sizce de çok güzel olmaz mı? Bize de tebrik etmek düşer. Hayırlı olsun. Ama sakın ablama söylemeyin, tamam mı? Sürprizi bozulur yoksa. Yok yok. Söylemeyiz tabii. Değil mi Hülya? Ha, öyle. Yıldız. Gel, 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 gel yanıma gel. Bana bak, ben sana yatan çarşaflarını değiştir dedim de böyle mi yapar insan? Ya yeni değiştirdiğin çarşaflar ortaya toplanıyor, ben hiç rahat edemedim. Saten ya, o yüzden toplanmıştır. Ya saten maten, sen onları kenarlardan böyle sıkı 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 yapacaksın, bak bakalım çıkıyor mu? Gel ben sana bir öğreteyim onları. Yok gelemem, benim başka işlerim var. Ayrıca Cavidan Hanım, ben işimi biliyorum, bana işimi öğretmeyin. Kızım bak, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Hem ben sana öğretmeye üşenmiyorum, sen hiç hevesli görünmüyorsun ama öğrenmeye. Doğru söylüyor Yıldız, hadi siz bir çıkın göstersin. Hah, aklın yolu bir damatçığım değil mi? Hadi düş önüme, düş 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 düş, hadi hadi hadi, hadi bakayım. Tamam. Sıla. Nedir bu evlenme saçmalığı falan? Bak ben böyle bir şeye asla izin vermem. Asla. Ne diyorsun sen ya? Hadi kalana da sonra bakarız artık. Ya hayır. Birazcık daha bakalım ne olur. Kal lütfen. Bak ben çok deli gibi heyecanlanıyorum. Hem bak. Bak 9. ayda böyle tamamen yüzü falan belli oluyor. Bak 9. ay son şey. Evet, şimdi de özel güvenlik mülakat sorularına bakalım. Öyle sorular mı varmış? Var tabii. Orada senin boyuna posuna bakacak değiller ya. Niye? Ne var boyumda posunda? Olmaz mı? Hayır canım, öyle demek istemedim. Uygunsun yani. Boyun posun gayet yerinde olur senden. Neyse, biz işimize bakalım. Mesela karnına bıçak saplanmış birine ne yaparsınız? Böyle sorun mu olur ya?
böyle bir soruyu sormuşlar mı gerçekten ya? Evet, inanmıyorsan kendin bak. Bir tane daha var. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kısa yazılışı nedir? Nedir? Neymiş? Hu. Kim? Kim demek değil mi ya hu? Evet ama bak burada öyle yazmıyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kısa yazılışı hu demekmiş. Ya Allah aşkına üniversite sınavına mı giriyoruz? Güvenlik elemanı mı olacağız? Anlamadım ki ben. Olmazmış. Ya gel buraya. Ya kasıl mı bu kadar? Halledersin sen bu işi. Ama bence sen bu işi reddetmek için git oraya. Niye? Yani güvenlik işi bu belli olmaz. Silahlı bir magandanın teki çıkıp sana silah doğrultsa ne yapacaksın? Üzülürüm bir de ben. Cihan ne yapıyorsun? Daire çiziyorum. Ha. Dairesel devriye. E boşa gitmesin. Seni koruman olayım bari. Ya delisin sen ya. Dur. Deli güvenlik görevlisi. Zeyn, ne diyorsun sen? Ne dediğimi duydun. Levent seninle evlenmek istiyormuş. Olmaz. İzin vermiyorum. Gayet açık ve net. Yok öyle bir şey. Boşuna saklama. Annen söylerken duydum. Ya rezillik ya bu yaptığı. Rezillik. Sen mi söylüyorsun bunu? He sen şeyi diyorsun. Ben Bahar'la evlendim ya bu daha büyük rezillik öyle mi? Ben öyle bir şey demedim. Demesen de ben anlıyorum. Ne tesadüf ki dün böyle yakıp attığın evrak sakladığım yerde yok. Demek ki hatırlıyorsun. Ben bir şey anlamıyorum kuzey. Anlıyorsun, hatırlıyorsun ama ben bunu ispat edemiyorum. Neyse, o adamla evlenmeyeceksin, izin vermiyorum. Sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun ya? Kim olarak, ne hakla? Olmaz diyorum Sıla. Olmaz ya, o adam senin doktorundu ya, psikiyatrındı ya. Bir kere yaptığı şey etik değil. Kendi ağzınla söylüyorsun doktorunu diye, artık değil. Sıla. Bak o adam senin bütün zayıf noktalarını biliyor. Bütün zaaflarını biliyor ve bunları sana karşı kullanıyor. Ne saçmalıyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Ya ne yaptı da girdi aklına? Ha? Söylesene bana. Kuzey böyle yapıyor gel biz de evlenelim mi dedi sana? Ha? Kuzey yeter dedim. Sıla bak bana inat olsun diye mi yapıyorsun? Beni kıskandırmak için mi yapıyorsun bilmiyorum ama eğer öyleyse... Öyleyse başarıyorsun. Eğer bir daha o adamı görürsem onun... Onun ağzını burnunu dağıtırım, tamam mı? Canım. Anne, sen inandın mı Bahar'ın söylediklerine? Ay niye inanmayayım? Levent de inkar etmedi ayrıca. Ama yani biraz yavaş ol, bacaklarımı ayıracaksın ya. Anne tamam da sen de çok yavaş yapıyorsun. Ama Levent var ya, bir tuhaf bakmıyor muydu? Böyle bir şaşkındı. Bahar bir şeye karıştırıyor olmasın? Ay yeter Allah aşkına ya. Yok Bahar, yok Cavidan. Ay uğraşma artık şu insanlarla ya. Anne dur ya, çok hızlı yapıyorsun. Vallahi uçuracaksın beni. Ayrıca ben kimseyle uğraşmıyorum anne. Onlar benimle uğraşıyorlar. Hem sen niye bu Bahar'la Cavidan'a karşı bu kadar yumuşadın? Yok, hiç de yumuşamadım. Sen bunlardan nefret etmiyor muydun anne? Sen niye ezdiriyorsun kendini böyle? Ay ne ezdirmesi Allah'ını seversen ya, daha neler? Öyle vallahi. Ben seni tanımasam böyle senin bir açığını bulmuşlar da tehdit ediyorlar sanki seni ha? Bırak ya! Bırak! Bırak Allah'ın cezası bırak! Bırak bir kadın! Bırak! Ölmüş.
Eğer ben o gece gidip halletmesem, Alper'i gömmesem, sen şu anda hapisteydin ya. Bana bak, sen de ağzını sıkı tut, tamam mı? Tamam. Kimseye de hiçbir şey söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Bu sır ikimizin arasında sonsuza kadar kalacak. Tamam mı? Dünür, ya sen hiç merak etme. Kimse Alper'i bulamaz. Böylece de bu dava unutulur gider. Ay daha neler? Ne açığı bulacaklar ya? Sen uydur uydur. Allah Allah. Tamam anne, tamam tamam, öyle söylenme. Ben lafın girişi söyledim canım, bir şey yok yani. Ay neyse ne, uzatma artık. Görümcelik de bir yere kadar. Yani böyle vır 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 konuşup benim dünürümle aramı bozamazsın. Anne yok, ben senin dünürünle aranı niye bozayım ya? Evet, artık Bahar'la Kuzey evli. Ya sen hem onlarla niye uğraşıp duruyorsun ya? Onlarla uğraşacağına kendine uğraşacak başka birini bul. Ay vallahi kaldın başıma ya. Ne? Sen ne diyorsun anne ya? Ben değil ki. Herkes senin için böyle konuşur, bu kadar fevri davranırsan. Görümcelik yapıyor der. Kardeşini yuvasını çekemiyor der. Evde kalmış der. Ya yazıklar olsun sana. Sen de mi böyle düşünüyordun? Düşündürme o zaman. Bahar'la Cavidan'la da uğraşmayı bırak. Ne? Sen bana evde kalmış görümce mi dedin ha? Onlar yüzünden mi dedin? Ama anne sen göreceksin, tamam mı? Sen onların ne kadar kötü insanlar olduklarını göreceksin. Benden özür dileyeceksin sen. Ya Hülya! Hülya! Oh be kızım oh. Ben de biliyorum böyle olmadığını ama elim mahkum, ben ne yapayım? Kızım ağlamayı bırak, dur! Hülya bekle beni Hülya! Hülya dur, nereye koşuyorsun? Yani Gönül teyze kesin söylememiş Taylan'a, öyle mi? Zeynep'in babasının Bülent amca olduğunu bilmiyor. Söylememiş Ege. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Oh, bu konuyu seninle bir konuşalım olur mu ama kızlar duymadan? İyi, konuşacak bir şey yok. Gönül işte iki adamı elinde tutmak için oyun çevirmiş. Konuşsak ne olacak? Ne diyor annem? Yok bir şey canım, yok bir şey. Bana bak. Biz şimdi bir yerlere gideceğiz. İsterseniz siz de gelin, Melis'e de iyi olur. Ay iyi olur vallahi, bunaldık. Tamam, ben ararım sizi. Artık gerçekleri öğrenme zamanın geldi. Bunu saklamanın imkanı yok. Sabun bitmiş Eylen Hanım. Bir zahmet koyarsan iyi olur. Gidiyor musun? Gidiyorum ya. Şimdi az önce arkadaş aradı. Silahlı güvenlik arıyorlarmış. Silahın var mı? Var. Vardı Zeynep bilir. Eski patronu korumak içindi. İşten atılınca geri aldı. Ruhsat? Ben de sana onu soracaktım hatta. Böyle iki ay kadar falan arabada bekledi silah. Bir şey olur mu? Ruhsat falan nereden alınır? Sen bilirsin. Emniyet müdürlüğüne sor. Ah Ege, biz de dışarı çıkalım mı? Olur. Cihan, nasıl geçti? Gayet keyifli keyifli çalışıyordunuz. Vallahi çok güzeldi. Şimdi de görüşmeye gidiyorum. Ama işi kabul etmediğimi söyleyeceğim. Aa neden? Silah ruhsatı yokmuş. Yok, onun için değil. Zeynep için. Anlamadım. Neyse Cihan, hadi sen geç kalma. Gidelim biz. Aa, bak bak, Zeynep için kabul etmiyor. Yani ona bir şey olursa Zeynep üzülmesin diye büyük ihtimal. Bak kesin öyle görürsün. Bilmiyorum. Ay bak, bunların arasında kesin bir şey var. Yani Zeynep öyle utangaç utangaç süzüldü burada. Ay havada aşk kokusu var aşkım. Oldu oldu vallahi. Güzel. Levent. Hoş geldin. Ya senin ne işin var burada? Aa. Oğlum o nasıl söz öyle?
Hoş geldin oğlum. Biz sana bir tane yedek anahtar verelim. Senin şöyle kapıyı falan çalma. Gir anahtarla. Yukarıda boş bir oda var. Zaten evden çıktığın yok. Ha? Takıl öyle kendine başına. Ne dersin? Kuzey şaka yapıyor. Şaka falan yapmıyorum. Sıla'nın peşini bırak. Kuzey sen ne diyorsun? Gayet açık. Dediklerimi duydunuz. Sıla'nın düş yakasından artık, tamam mı? Kuzey yeter dedim. Kuzey rica ediyorum, kendine gel. Gelmezsem ne olur ya? Gelmezsem ne olur? Sıla senin eski hastandı. Bütün zaaflarını biliyorsun. Şimdi ona karşı mı kullanıyorsun bunları he? Ama ben buna asla izin vermem. Duydun mu beni? Asla. Kuzey yeter dedim. Bak, Sıla çok zor günler geçirdi. Hala da geçiriyor. Ama sen ne yapıyorsun? Her fırsattan yararlanıp onun hayatına dalmaya çalışıyorsun. Bırak artık, tamam mı? Sıla'nın peşini bırak. İleri gidiyorsun Kuzey. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Sıla'yı düşünüyorum, evet, önemsiyorum. Kimseye de bunun hesabını vermek zorunda değilim. Bu mu sadece? Sadece bu mu ya? Ya açık ol ya, açık açık söyle. Hoşlanıyorsan hoşlanıyorum de. Açık ol ya, korkma. Söyle. Diyelim ki öyle. Sana ne? İşte orada duracaksın, tamam mı? Buna asla izin vermem. Asla. Kuzey yeter dedim. Senden izin falan isteyen yok. Cihan. Hı. Ya benim için işleri reddetme lütfen. Neden? Bana bir şey olursa üzülmez misin? Üzülürüm tabii ki ama... Beni önemsiyorsun yani. Bence sen sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorsun şu anda. Biraz öyle oldu değil mi? Birazdan fazla diyelim. Tamam, başka bir iş bakacağım. Bulursam da ona başvuracağım. Belki silahsız olanı vardır. Bol şans. Ateş böceklerine hiç dokundun mu? Hiç eline aldın mı böyle çocukken falan? Nereden çıktı şimdi bu? Çocukken hani böyle onları yakalayıp avucumuza almak için deliler gibi peşlerinden koşardık, yakalamaya çalışırdık. İtiraf edeyim, ben korkardım. Yakalayınca böyle onların arkalarından yeşil bir ışık bulaşırdı hani insanın eline. Yani konuyu nereye bağlamaya çalışıyorsun çok merak ettim. İyi bir yere bağlarsan istediğimi yapacak mısın? Ne olduğuna bağlı. Seni zorlamayacak, merak etme. İyi, hadi seni dinliyorum. O yeşil şey elimizde parladığında insan böyle kendini bir anlığına çok şanslı, böyle mutlu hissederdi. Yani? Bana sarılır mısın Zeynep? Yani konuyu pek iyi bir yere bağlamadın ama. Sen benim ateş böceğimsin sanki. Sana dokununca böyle bir parladığımı, bir şansımın açıldığını hissediyorum. Şimdi iş görüşmesine de gideceğim. Şans lazım. Ama tabii teklif arasılar yok. Bol şanslar. Gel gel. Ay, hiç rahatsız etmeyelim biz kuşları. Teşekkürler ateş böceği. Levent, gel biz dışarı çıkalım. Bir dakika, bir dakika. Önce bir sorduğum soruya cevap ver. Söylesene doktor, eski hastana aşık mısın? Hı? Bildiklerini onun için mi kullanıyorsun? Kuzey, yeter. Ya cesaretin yok mu senin ya? Ya söylesene, seviyorsan seviyorum, hoşlanıyorsan hoşlanıyorum diyeceksin. Korkak mısın sen ya, söyle. He, yeter be. Hoşlanıyorsam da bunu söyleyeceğim kişi Sıla, sen değilsin. Ama illaki duymak mı istiyorsun?
Buraya Sıla'yı yemeğe davet etmeye geldim. Tamam, dökül böyle, dökül. Bütün eteğindeki taşları dök. Ama ben buna izin vermiyorum, tamam mı? Asla buna izin vermem. Kuzey, kendine gel dedim. Ya gelmezsem ne olur ya? Gelmezsem ne olur? Hı? Yeter! Kuzey, yeter dedim. Teklifini kabul ediyorum Levent. Nereye istiyorsan oraya gidelim. Kimse karışamaz bana. Ben de seninle gelmek istiyorum. Aferin, ben çağırınca böyle hazır ve nazır olacaksın. Ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Planlar biraz değişti. Vallahi ne oldu bilmiyorum ama Feraye ve arkadaşı Berkıs'ı gördüm. Hem de Gönül'ün evinde. Biliyorum, Ege'den aldım haberi. Ege, Bülent'in Zeynep'in babası olduğunu söylemeyi düşünüyor. O söylemeden olaya bir müdahale etmen lazım. Ne müdahalesi? Ne yapmamı istiyorsun? Ege bu sırrı ne kadar saklarsa o kadar iyi. Zeynep her şeyi öğrendiğinde onun yüzüne tükürecek. Şimdi kızının karşısına çıkmanın tam zamanı Taylan. Şimdi mi? Şimdi. İşte eve. Hadi. Zeynep, Türk kahvesi yapayım mı sana, ister misin? Zahmet olmasın. Olmaz, hemen yaparım. Ben baktım. Buyurun, kime bakmıştınız? Senin için geldim kızım.